Ufuk abi. Evet. O zaman ne yapalım Efe? Şu anlık Kemal'i birazcık kenara alalım. Aynen. Ve sonrasında seni de biraz ortaya alalım. Ufuk abiyi buraya alalım. Ben de hatta hava alayım gelirim. Hatta öyle sen tamam okey. Sen bir hava al. Sen yine uğrarsın buraya. Donetleri bana bırak. Ben de içeriyim ben şu tarafı. Tamam ben şunu sana. İyi hoş geldin. Böyle bir gecede seni benim yanımda görmek beni çok mutlu etti. Allah'ım hoş geldin. Efe ne haber? İyiyim abi senden ne haber? Kardeşim, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Şöyle mikrofonu da sana vereyim abi. Ya ya. Ya ya bir anda rap. Nasıl gidiyor abi her şey yolunda mı? Vallahi iyi gidiyor gibi bakalım. Uğraşıyoruz, kovalıyoruz aynı şeyle. Bir Instagram'la bir küçük sıkıntım var abi. Yani Instagram bilmiyorum sevmiyor beni herhalde. Ben mikrofonu konuşmak gerekiyor. Ha mikrofonu. Gerçekten. Mikrofonu benim mikrofonum var ya. Yakası varmış, yakası varmış. Ben alayım abi onu. Onu Efe'ye verelim. Efe. Pardon. Aa kardeşim. Abicim. Abi. Hı. Çok güzel single'lar geliyor. Herkesin aynen merak ettiği sorular var. Onlardan biraz sormak istiyorum. Hazır seni de burada bulmuşken. Tamam. Ya bir albüm yapacağım dedin Efe'nin videosunda. Ben bir ağızdan bir kere çıktı o. Ya şimdi o konuya açıklık getirmem gerekirse benim şu an bir sözleşmem mevcut. Bu sözleşmede 5 şarkı üzerine onu bitirmediğim sürece albümü bitiremiyorum. O anladım. Şarkıları bitireceğim ondan sonra albümü vermek zorundayım. Çünkü sözleşme şartları bunu gerektiriyor. Yoksa ben onlardan daha çok istiyorum. Ben sizden daha çok istiyorum. Arkadaşlar neden vermeyeyim? Ben neden rap söylemek istemeyeyim? En sevdiğim şey. Bir şey diyeceğim. Galatasaray marşı çıktı. Hı hı. Seni çok mutlu eden bir marş olsa gerek. Evet ya. Güzel güzel yanı İmparatorla daha önceden yayınlamış olmam ve şampiyon olmamızdı. Yani. Evet. Zaten o kısmı epey ben iyiydi. Hiç umutlanmıyordum bir Fenerbahçeli olarak bu konuda. Ben biraz umutluydum. Ne konuda? Şampiyonluk konusunda hani. Bir tık umutluydum. Başakşehir konusunda mı ya? Yok, Başakşehir. Beşiktaş açısından 2-3 hafta önce biraz umudum vardı. Siz hep umutlusunuz. Ben onu çok evet ya. Biliyorum. Evet ben artık bu kadar umutla büyümek istemiyorum. Efe hiç. Ya oğlum sen Fenerli misin? Evet. Ya sen olabilir. Ben basketbol seviyorum abi. Hep umutlusunuz abi. Yani. Gerçekten en ufacıcık şansınız olsa ama güzel bir şey bu. Evet. Yani iyi de bir şey aslına bakarsan. Evet evet inanıyor olmanız harika. İnanmak başarmanın yarısı da diğer yarısı bir türlü gelmiyor. Diğer yarısı da Fatih Terim işte. Efe birazcık sohbeti sana bırakıyorum. Peki. Ben Barışlara bakıyorum. Peki. Siz biraz kaynağı tamam. Of iyi ses çıktı. İyi vurdun evet. Güzel de var. Tam böyle acıtmayan ama ses çıktı. Evet 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 tam yeriymiş. Nedir abi gece için? Çok hızlı başladı. Vaa süper bir gece. Umarım bir boka yararız. Katkımız olur. Umarım bizim sayemizde buraya bağışta bulunan kardeşlerimiz olur. Ablalarımız, abilerimiz olur yani. Yani izlenmeler, takipçi sayısı, istatistikler şunlar bunlar bir yana ama gerçek hayatta bir şeye faydalı olabilmek insanı çok mutlu hissettiriyor. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden biz de çok keyifliyiz. Bu gece de bizi yalnız bırakmadığın için ya, sana da çok teşekkür ederiz. Zaten hani herhangi bir yere çıkmama kararı aldım. Çünkü abuk subuk konuşma özelliğim var. Durduramıyorum kendimi. Bazen hani ne bileyim geri dönüşü olan konuşmalar yapıyorum. O yüzden çıkmamaya gayret ediyorum ama burada olmanın farklı bir anlamı var. O yüzden benim kendi bir kişisel arkadaşım arıyor abi. Onun bir bağışı oldu. Aç bakalım. Alo. Alo. Merhaba Kubilay. Nasılsın kardeşim? İyi kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet dinliyorum seni. Bu diğer numara çalışmıyor abi. Kanka yayındayız şu an ya. Yayındayız şu an. Evet. Bağış yapmak istiyorsan. Yayında olduğunuz numara yazmıyor aşağıdaki. Evet. Ben de buradan kendim adına 2500 TL bağış yapmak 2500 istiyorum. TL Kubilay Aydın adına bir bağış daha geliyor. Ayrıca siz çok özlediğimi söylemek istiyorum ve görüşmek istediğimi söylemek istiyorum. Tamamdır, tamamdır. Öpüyorum sizi çok. Eyvallah, sağ olasın. Abi, bir Türkçe rap patladı. Patladı valla. Hep bunu bekliyordum ben küçüklükten beri. Evet. Vah vah hap vahlardan. Hip hop okulundan beri. Hep böyle ne zaman daha böyle ön plana çıkacak? Hip hop konserine ne zaman hip-hop gideceğiz? Bir 73 MC'nin çıkmadığı değil de tek canım bir kişinin konserine evet ne zaman gideceğiz diye bekliyordum. Valla olacaktı zaten. Yani böyle bir baskı ortamında patlaması gereken tek müzik dalı rap zaten. Bence de. Hani bu zamana kadar patlamaması ilginçti. Ama yani bu dönemde bu tansiyonun içinde patlaması da gayet normaldi. Sence bu patlamanın içine birazcık trap'in etkisi oldu mu? Tabii ki oldu ya. Olmaz olur mu? Trap'i bana ben şey gibi düşünüyorum. Yani matematik olarak dikkatli incelersen biraz popa daha yatkın bir
evet. müzik türü olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl anlatayım, popun matematiğine daha yatkın, anlatabiliyor muyum? O yüzden akılda kalıcılığı olsun ya da ne bileyim insanların tekrar etme, o beraber söyleme durumu olsun, daha kolay, daha yatkın oluyor. Ondan dolayı olabilir. İnsanlar bir de nasıl anlatayım, şu dönemden önce biraz daha kişisel mevzularından yakınıyordu gibi de geliyor bana. Bence de. Onun dışında jargonlar da daha kişiseldi. Daha insanları ele alıyor durumu yok gibiydi. Şu an herkesin içinde kendinden bir şey bulabileceği bir durumda hep. Yani, İnsanlar da büyüdü. Abi çünkü ben genel olarak yurt dışında bakıyorum ve izliyorum. İzlediğimde hep mesela atıyorum punk trap. Evet. Hep hani subgenre olarak hep trap'in altına böyle hani mesela evet, atıyorum Lil Peep tayfası biraz emo punk trap yapıyor. Evet yani. Aynen. O riffleri Green Day şarkısına koy bayağı normal güzel şarkı olur yani. Punk da güzel bir müzik türüdür yani. Harbiden evet. Gençliğimin bir dönemi geçti ne yalan söyleyeyim. Efe sana tekrardan bırakıyorum, ben bir telefon Hadi. Trafiğine giriyorum. Bu arada sevgili izleyicilerden de çok kısa sorular varsa chat'ten alacağım. Kısa kısa soracağım size. Olan sorularını da alabiliriz oradan. Sorun çocuklar. Sorsunlar bakalım. Yine şey. Sorun ne istiyorsan sorun. Ferro anlaştığımız gibi bak. Kavgamış. Şeyler gelmesin yine. Abi albüm abi albüm ne zaman? Söyledik. Ya bak bir şey bir kere söyleyince tekrar etmedim. Anlamı yok. Söylendi o bitti. Yeni çıkacağı şey. Zaman çıkacak. Yani çıkacağı zaman çıkacak. Çok makul bir açıklama bence. Peki abi yakın zamanlarda böyle güzel bir feat gelecek mi? Veya yakın zamanlarda feat olmasa da senin solo projelerinden bir şeyler gelecek mi? Ben, çünkü albümü bekletene kadar bu kitleyi birazcık böyle tutmak gerekiyor. Şu an 3 tane parça yayınlayacağım. Herhalde bunlar böyle tak 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 şeklinde böyle sıra sıra ama kısa. Yeni single'ları soruyorlar tam olarak şu anda. Aynen. Bir tanesinin tarihi belli mi? Ya iki tanesinin tarihi pazar günü ama bu Instagram muhabbetleri beni bitiriyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Onun dışında şirkette kliplendirelim falan diyor. Yani epey karıştı durumlar. En azından buradan duyanlar diğerlerine söylesin. Instagram'dan duyuyorum. Küsmeyin bana tamam mı? Küsmeyin arkadaşlar. Gerçekten benim elimde olsa hani olaylar bana kaldığı zaman biliyorsunuz zaten. Parçayı yaptığım zaman mixsiz, masteringsiz veren bir yapım var. Yani. Bir akapella atar mısınız direkt diyorlar. Ferro ile feat olur mu diyorlar. Kader kısmet işi. Kader kısmet işi. Yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Ferhat iyi bir çocuk yani. Hani ne bileyim tanıdıkça, senin de daha önce söylediğin gibi tanıdıkça hani başka bakıyorsun ya, bazı insanları tanıman gerekiyor. Onun dışında çok böyle medeni bir şekilde tartıştık Twitter'da da. Medeni benim bir şekilde bugüne kadar gördüğüm bu arada en muhasır medeniyetler seviyesindeki tartışma gerçekten. O tartışma kalitesi de çok önemli. Milyonlara örnek olduğumuz evet. için aslında o gençlerin nasıl tartışacağını da gösteriyorsunuz kesinlikle, yani. Kesinlikle, kesinlikle. Ya herkes büyüyor ve bir şeyler öğreniyor yani. Geçmişimizde yargılanmaktan ziyade şu anımızda yargılanırsak. Bence çünkü geçmişimiz zaten hatalar sesilesi. Evet. Bizi buraya getiren şey geçmişimiz. Yani olayı daha büyütmek ve daha güçlü hale getirmek için konuşmak lazım bu kadar basit. Bu arada chat'in pek aklına gelmedi ama benim aklımda şey var. Senin bu büyük bulunduğun bir proje var. Beni aleyhine tilki arıyor şu an. Hadi canım. Çok selam. Çok selam. Alo. O bir konuşsun da. Alo selam. Naber? Doğum günümü kutlamadım bu arada. Çok dargınım bu konuya. Doğum günün kutlu olsun. Burada saat farkı var ondan. Tamamdır. Tamam ve teşekkür ederim kutladığın için sonunda. Nasılsın, iyisin? İzliyor musun yayını? Yayını evet izliyor gibi. Bir yandan altta onun için alışveriş yapıyorum falan. Öyle yani çok güzel bir şey yapıyorsunuz bu arada. Çok gerçekten teşekkürler. Çok mutluyum çok bağlandığım için. Çok sağ ol. Biz de çok mutluyuz. Şereflendirdin bizi. Burada rapçi abilerim var, onların da selamları var. Çok selamlar. Ben Ferro Şeyhca. Seviyorum Şeyhca. Rapçi abileri. Çok selamlar. Evet Aleyna'cığım, bağış yapacak mısın? Tabii ki de yapacağım. Tabii ki de yapıyor. Böyle bir fırsat karşıma çıktığında her zaman değerlendiriyorum bağış falan filan olaylarını. Çok teşekkürler. Sen de vesile olduğun için teşekkür ederim. Çok sağ ol. Peki miktarı söylemiyorsun herhalde. Ya iyiliğin miktarı söylenmez ama elimden geldiğince destek olmak istiyorum tabii ki. Tamamdır. Biz şu an bir bar tutuyoruz. Bar dediğim bir havuz paramız var. Şu anda ne kadar birikti?
şu an 73.436.000 TL topladık. 100 bin lira gibi hedef koyduk. Tamam, en az benden de 10.000 TL söyleyebilirsin. Çok ama teşekkürler. Aleyna Tilki'ye çok sevgilerimi iletiyorum. Doğum günü hediyesini vermiş oldun. Çok sağ ol. Rica ederim. Kendine görüşürüz. İyi bak, öpüyorum. Aynen. Ülkede aramayan kalmadı herhalde. Evet, ülkede aynen, aramayan kalmadı abi. Tarkan da neyse ya. Evet. O zaman Fero'yu da alalım mı buraya? O zaman Fero'yu da alalım abi. Ben şunu sana emanet ediyorum. Evet abi. Ben de şöyle... Cantu, bu arada bağışın için çok teşekkür ederiz abi. Rica çok ederim. Sen böyle bir şeye vesile olduğun için ben sana yürekten teşekkür ediyorum. Ya yaşlarımız çok kıymetli. Onlar bizim geçmişimiz. Hani bizim değerlerimiz onlar. Harika bir şeye vesile oldun. Çok sağ muhabbetiniz bol çok olsun, sağ güzel abi. Olsun. Çok teşekkürler. Evet, şimdi... Şöyle abilerimin arasından çekileyim. Evet, şimdi stüdyomuz...